Biz bir gün daha tatilimizi uzatmaya karar verdik çünkü aşırı tatlı bir yer burası. Gayet. Israrlarım sonucunda kazandım. Ama odamızı bir üst katı taşıyoruz. Daha büyük ve daha deniz manzaralı, daha fazla denizi gören bir odaya geçip daha az para ödüyoruz. Çünkü Eylül'ün 1'i olacak. Eylül ayında yeni fiyatlar olduğu için aklınızda olsun. Bizim geldiğimiz yer bu arada bayağı çocukla, çolukla falan gayet güvenli. Denizi falan da tehlikeli değil, sığ bayağı. Deniz çok iyi, sadece sokaklar Arnavut kaldırma olduğu için bebek arabası değil de işte şey böyle sırtlama, kucak, kundak mı deniyor buna? Kundak da. Böyle bezle çocuğu sarıyorsun ya göğsüne. Şey line. Aynen öyle bir şey ama line bunu, evet. Bunu çocuk sahibi olanlar daha iyi bilir şu an. Çocukla hani bebek arabasıyla falan çok zor yani gezmek. Herkes kucağında taşıyor bebek arabasını falan, bayağı zorlanıyorlar. Bir de 20'lik rakı için. Çünkü çok fazla mezeli, güzel mezeli mekan var. Hepsini farklı farklı bir deneyin. Kokteyl mekanları. Güzel kokteyl mekanları var. Dün gittiğimiz çeşni gayet hoştu. Mekan da güzel. Dekorasyonlar. Tatlı yani burası. Normalde yarın sabah gayet çıkacaktık tatlı yani. Zaten. Sonra dedik acaba. Çok yakınlaştırdım. Sonra dedim bir kere daha bir yerde daha mı kalsak? Gir çık yapacağız. Biraz daha yol gideceğiz ama onun yerine. Burası kadar hiçbir yer tat vermez diye bir gün daha uzatalım dedik. Sesimi kaybettim bu arada. Neden kaybettin anlamışsınızdır herhalde sesi. Buzlu rakılar içilsin, sesler gidilsin. Gayet tatlı bir şekilde devam ediyor tatilimiz. Ezanından telif yersek helal hoş olsun diyelim, ne yapalım. Ayak servisi. Bu ayakları için beğenmeyin. Şuraya like atın, şuraya da abone olun. Şimdi iki ayağını şöyle yap, ben oraya şey koyacağım. Pilates topu mu? Seninkini ve benimkini koyacağım. Şöyle sen kaldır. Benim ayağım için heyecanlı iyi Instagram'ını. Tamam. Sen de ayağını. Ben de Servan Turan'ı şuraya koy aşkım. Birazcık hava bozdu böyle, rüzgar, bulut falan. Yani burada böyle boş boş atacağımıza gidelim, bir şeyler yiyelim dedik. Daha işe yarar. Kaldığımız yerin bir içinde arka tarafta da glambingler varmış. Bak burada küçük bir amfi yapmışlar. Kaleler, şurada trambolin falan var. Arka tarafta karavan alanı var. Bir sürü karavan görüyorum. Yalnız glambing değil bu sanırım, bence birazcık bungalov tarzı bir şey bu. Burada böyle çardaklar var. Hani şöyle odalar var her yerde. Ama böyle glambing değil ki bu. Glambing böyle çadır kafası, geodezik de olur, çadır olur. O tarz yapıların daha böyle kapsamlı, detaylı, içinde insani ihtiyaçlarınızı daha rahat giderebileceğiniz versiyonları diyebiliyorum ben. Ama bu da olabilir yani, bilmiyorum. Bu biraz bungalov kafası geldi bana. Hani prefabrik olunca glamping oluyormuş. Bahçesi tatlı ama. Ya tam çocukla falan gelecek yer burası. Oldukça güvenli, sakin. Havuzu falan var. Ben de şortumu değiştirmeye gidiyorum. Böyle eski bir araba çıktı karşıma. At arabası. Tam da okuduğum kitapta bu tarz arabalarla 7 kollu Şam'dan aramaya gidiyorlardı. Şeyler, Museviler mi? Yahudiler mi oluyor? Aynısı ya galiba. Burada da böyle hasırlı çardaklar yapmışlar. İçinde yatmalı falan. Şurada üstümü değiştireyim. Burası da deniz. Burada bir köpekleri var galiba. Ben aşırı sevdim ya Cunda'yı. Vallahi Türkiye'deki favori lokasyonum galiba Cunda artık. Çünkü mekanlar falan da oldukça markalaşmış artık. Gayet güzel dokuyu korumuşlar. O ara sokaklarda falan yürürken, arabayla falan geçerken gerçekten zaman tünelinde gibi oluyorsunuz. Öyle. Devam ederiz gençler. Görüşürüz. Şimdi denize girerken bir bulut çöktüğü için bir gidelim, bir şeyler yiyelim falan dedik. Saat 3'ten önce hiçbir yer açık değil. Bak size gündüz gözüyle göstereyim burayı. Hadi buralar meyhane falan da kahveci, kokteyller falan da hiç açık değil. Kaldık böyle. Bir yerde, bir yerde oyalanacak bir yer buluruz yani. Şimdi saat 3.30'da açıldığı için yemek yemek istediğimiz yerde bira içiyoruz. Sesim gerçekten yok ve ötesi.
Evet, biz 2 gündür kovaladığımız Vino isimli mekandayız. Çevireyim biraz. Şöyle bir mekandayız, bayağı tatlı bir sokak. Dün tatlı yediğimiz Karadeniz Pastanesi'nin başındayız. İtalyan restorana. Biz de 2 tane makarna söyledik. Buranın kendi şarapları da varmış. Kendi şaraplarını tatacağız işte. Ondan sonra eğer okeyse, güzelse beyaz şarap içeceğiz. Tadım onu getireyim. Bu mu? Tadım menüsü deyince böyle bir tepside falan. Onu hepsinden isterseniz getiririm. 4 çeşidinden de isterseniz getiririm. Bu biraz yumuşaktır. Likör kadehiniz mi bu normalde? Likör kadehimiz de, likör kadehlerimiz daha büyük. Edirne tarafında yapılıyor şaraplarımız. Arda Bağcılık'la anlaşmamız var. Diyoruz ki biz içinde bunu bu olsun, şu olsun, süper bekletilsin. Başta ilk tadımı biz yapıyoruz, sonra müşteriye servis ediyoruz. Güzel. Sen bu beğendin mi? Bu olsun, ben sevdim. Tamam, okey. Bir şişe alalım. Şişe. Teşekkürler. Nice, kere nice. Makarnalar da o biçim. Ambiyansımız da bu şekilde. Simgeninki böyle içine hamsiler var gibi değil mi? Anchoes. Benimkinde böyle etler falan var. Modumuzu yakalıyoruz efendim. Ve sanıyorsunuz ki biz burada oturmuş şarap için lav yapıyoruz. Telefon konuşmaları bitmedi ki Servantur'un. Bir gün diye kaldık diye reva mı be baba? Reva. Telefon konuştuk diye bir gün daha uzattık tatili. Neyse gidelim şimdi, denize girelim. Sonra duş, giyinme. Modumuzu yakalayıp akşam dışarı çıkıyoruz. Bak neden akşam böyle olmuyoruz? Akşam modumuz düşüyor ya. Gidip dinlenmemiz lazım aşkım. Sürekli yiyip içiyoruz. Ben 6'da kalkıyorum ya. Bence sen şuraya denize gidince bir saat bir uyu. Daha yarın odamızı taşıyacağız. Biz bir gün daha kalacağımız için odamızı bir üst kata taşıyoruz. Daha manzaralı ve daha güzel olacak aslında. Çünkü Eylül'e girdiğimiz benim için bir üst katın önemi yok. Benim için bir gün daha burada kalmak çok iyi gelecek. Bu kadar iyi geldik. Ya çok love. Bizim hesabı yolla artık. Yolla baba, yolla. Evet. Üçüncü akşamımız. Bugün Simge'nin bayağıdır araştırıp çok önceden rezervasyon yaptığı, burada da her blokta karşımıza çıktığı bir mekandayız. Mekana giriyoruz şu an. İsmi Theos. Theos gibi değil, Yunanca değil. Theo'nun. Büyük ihtimalle Teoman diye birinin. Theo'nun yeri gibi. Böyle bir sokaktan buranın çıktık. Buranın en büyük özelliği iskelede olması. Şurası sanırım. Bütün her yer kale içi gibi daracık olduğu için burası böyle iskelede ve sevildi. Şimdi gireceğiz, oturacağız. Mezeler, rakılar, bilmem neler geldikçe gösteririz. Aynen burası bak. İskelede. Aşırı lezzetli. Fosforluya benziyor değil mi? Aa çok güzelmiş. Bayağı tatlış bir yer. Galiba en atmosferi iyi olan mekandayız şu an. Senin çünkü bulduğun çok güzel yerlerde. Esintisi var. Ben şöyle çevreyi de bir tur göstereyim size. Şuradan başlayalım. Bir iskelenin üstündeyiz. Burası Theos. Daha demin söylediğimiz mekan. Şöyle. Bir yer. Mezelerimizi falan söyledik. Şey de güzeldi. Böyle şeffaf, şeffaf bir durum var. Ne istersen hemen üstte ekranda ne rakam çıkıyor ve kafanda hesaplayabiliyorsun. Yani böyle şey, kaygın olmasına gerek yok. Acaba ne kadar hesap gelecek diye bir kaygın yok. Çünkü zaten başta söylediğin an görüyorsun orada rakamı. Ekledikçe böyle rakın fiyatı dahil. Monitörde toplam çıkıyor. Bence diğer yerlerden ucuz bile ya burası. Evet. Biz dün meydandaki yerde bir tık daha az ödedik ama bu kadar çok şey söylememiş bile olabiliriz yani. Neyse. Ama orada bayağı az ödedik gerçekten. Gelen mezeleri falan da bir gösteririz. Tatlı bir ortamda bir akşam yemeği yiyeceğiz sevgilimle. Gün sonunda böyle artık buradan dönerken ben şey yapacağım. Birinci sıraya ne koyuyorum, ikinci sıraya ne koyuyorum falan. Aynen, onları çekeriz. Biz zaten bir gün daha uzattığımız için yarın da buranın en meşhur yerinde yemek yiyeceğiz diye planlıyoruz. Tabii ki gideceğiz diyemiyoruz çünkü çok zor burada bir yer bulmak.
Yani şansını deneyerek gitmen lazım. Burayı biz ayarlamıştık da. Mesela burayı 3 gün önceden rezervasyon yaptık ya yolda. Şu an buradayız belki de hani şey. Yani burada şu an boş yer. Son şeydeydi boş belki boş yer yok yani şu an burada. Gelseydik kalacakmışız. Arkadaşlar bizim dün bademli muhallebi yediğimiz pastaneden direkt sıcak sıcak böyle kese kağıtları içinde taze ekmekler geldi. Bütün masalara dağıtıldı tek tek. Güzel bir anlaşma bence. O neymiş? Deniz Bey mahsulleri. Ha tamam hatırladım bunu. Aynen vardı. Fena bir şeymiş yalnız. Deniz Beyti mahsulleri. Hani o börek gibi var. Aynen. Üf. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Şöyle bir ambiyans. Evet gençler, bizim gündüzlerimiz biraz stabil geçtiği için gündüz çok bir şey çekmedik. Yani Denizli kenarında full yattık. Biz bir gün daha uzatmıştık, söylemiştik size. Ama aynı kaldığımız odada yer olmadığı için bize bir üst katta daha deniz manzaralı falan bir oda verdiler. Öbür odada da hiç tur falan yapamadığımız için şöyle oteli bir gösterelim dedik. Böyle tatlı bir dekorasyon. Otelin şu tarz detayları falan güzel bak. Şöyle taşlar, tavan falan şu renk, hoş yani. Bir de yeni odamızda şöyle bir avantaj oldu, tam 1 Eylül bugün ve Eylül fiyatlarına geçtiği için biz deniz manzaralı odayı neredeyse yarı fiyatına tutmuş olduk günlük rakam olarak. Ve yanda da acayip tatlı bir teras olduğunu fark ettik, orayı göstermem lazım size. Hazır gelmişken şöyle şurayı da göstereyim, güzel, temiz bir lavabo, aynası falan gayet şöyle dekoratif. Yani buralara yolunuz düşerse kesinlikle referans oluruz. Çünkü çalışanlar çok ilgili. Her şeyimizi çözdüler. Hiçbir şey yok çekmediler yani. Şöyle pencere, of bir esti var ya, görmen lazım. Building gibi deal. Buralar böyle. Burada pek bir şey yokmuş. Ama her yerde zeytin ağacımız mevcut. Arabaların arasında. Şey diyordum. Her saat ayrı güzeldi. Şu anki saat aralığı efsane yani. Bir de şey, 30 Ağustos tatilinden sonra bir Eylül'e geçiş yaptık ya. Bu arada Eylül ayınız kutlu olsun. Eylül ayımız niye kutladı ki? Yani iyi geçti. Hani yeni bir aya geçiş. Bay Nihat neredeydi ya? Şu mekana oturacaktık, bir türlü oturamadık. Çünkü dışarı oturtmadılar bizi, doluydu falan filan. İyiymiş ama orası da bayağı. İşte herkes şıkır şıkır giyinmiş, akşam yemeğine çıkıyor. O saat aralığı, şöyle gün batımı efekti, nostaljik. Güzel oluyor yani. Gençlerin yanına gidiyoruz, 2 yaşlı. Bura değil mi? Aynen burası. Sokağa düşen ışığın güzelliğine baksanıza. Şöyle çekelim. Bir tane de story alalım. Cunda Son Vapur meyhanesindeyiz. Şu mezeleri çekeyim ya. Bitirmeden siz aşağı indiremiyoruz. Devam etsin bence. Baldızımla delirmeceler harbiden öyle oldu ya. Şöyle mezeleri göstereyim size. Bu arada şöyle bir yerdeyiz. Şöyle Son Vapur. Ne söylediğinizi ben bilmiyorum bu arada. Bana anlatsanıza. Bu enginara benziyor. Evet. Kereviz mi? Enginar mı? Bu enginar ama neyse hala sağlıklı falan. Bu ustanın spesiyeliymiş. İçinde peynir. Bu şey ya, bu test için yolladılar. Değil mi? Biz söylemedik bunu değil mi? Siz, nasıl yani? Siz söylediniz mi levrek simit? Şef demedi mi ya, işte beğenirseniz bir tane daha yapacağız diye. Değil mi? Şef tadımlık yolladı. Evet, kötü bir akşam yemeği. Hazin bir akşam yemeği yaşadık. Verdikleri rakının süresi, son kullanma süresi 5 ay önce bitmiş.
Ben rakıda, bak o kadar iyi bir rakı içicisi olduğumu düşünüyorum. Bir acılık hissediyorum. Diyorum ki hava mı sıcak, sesim gitti ondan mı, bir şey mi oldu bana diyorum. Ama 5 ay geçmiş rakı bozulalı. Ve sonra herkes tribe girdi, karnım ağrıyor falan. Bir şey mi oldu, başım dönüyor falan. Yani çok özür dilediler. Hatalarını kabul ettiler falan ama yine de 5 ay geçen rakıyı da içirmezsin yani. Neyse mekanın adını tekrardan hatırlatmayayım şimdi, boşver. Öyle yani, böyle şeyler olabiliyor. Şöyle bir sokağa girdik şimdi de. Dün biz şurada şey yapmıştık. Müzik dinlemiştik. O 200 liraya margarita, çakma margarita içmiştim. Margarita da değildi yani. Lan sokakları geçtikçe size, ha Ela buraymış ya. Burasıymış Ela. Burası bayağı tatlı bir yer. Işıl ışıl. Şöyle göstereyim ortamı. Tabii biz daha önceden geldiğimiz için tecrübelerimizi başkalarına paylaşıyoruz. Onlar da gelip burada bademli muhallebi yiyor. Baldızım. Ateş ediyor değil mi? Harbi mük. Ben de galiba aynısının frambuazlısını aldım. Artık değişim, yeni tatlar, yeni dokunuşlar. Size lokasyon bildiriyorum. Bu da mük. Şurada da kurabiye vardı ama yetiştiremedim onu. Gitti artık. Sürekli terleyen bir ben. Ama Antalya'dan geldik, sürekli terliyoruz. Ege havası, rüzgar müzgar diye geldik ama hiç öyle bir ortam yok yani. Kadehler ne oldu yalnız? Sağ olun. Arkadaşlar Ola Kala diye bir mekandayız. Şahane sunumlarıyla kokteyllerini denemeye geldik. Kadehin zaten zarifliğine baksanıza. Hani bu adamlar diyor ki biz bu işi yapıyoruz. Beğenmedin mi? Niye, tadını mı beğenmedin? Ben deneyeyim. Karpuzlu falan bir şey. Ama kokteylin hani yapılışıyla alakalı bir şey değil yani. Kokteylin kendi içerik reçetesini beğenmedin. Al onu iç. Ne yapacağız? Hiçbirini beğenmedim. Neyse siz yine de gelirseniz deneyin burayı. Arkadaşlar günaydın. Selamlar tekrardan. Günaydınlar. Size günaydın diyoruz ama bizim Cunda seyahatimiz, keşiflerimiz burada bitiyor. Biz Antalya'ya evimize dönüyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel yerler gördük, güzel lezzetler tattık. Biz çok sevdik burayı. Bayağı güzel. Aralarda bir iki tane fireler vardı ama onları zaten söyledik yani. Olanları, güzel olanları da söyledik, kötü olanları da söyledik. Bu tarz seyahat, işte mekan, lifestyle videolar gelmesini istiyorsanız lütfen hem fikir olarak yorumlarda yazın hem de kanalımıza abone olun. Bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Yolda bir şey olacağını sanmıyorum ama bir şey olursa çekeriz yine. Görüşürüz. Bye bye.